FETÖ'ye kol kanat gerdikleri yetmedi. Şimdi aynısını terör örgütü DHKPC'ye yapıyorlar. Yunanistan 9 DHKPC'li teröristi serbest bıraktı. Söz konusu kişiler Kasım 2017'de Atina'da 3 hücre evine düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık'ta yapacağı ziyaret sırasında saldırı düzenleme hazırlığındaydılar. Teröristlerle birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti. Türkiye sanıkların iadesini istemiş, Yunanistan reddetmişti. Bu kişiler Atina'da terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyordu. Mahkeme beraatlerine karar verdi. Ayrıca silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlamasından da beraat ettiler. Sanıkların altısı hafif silah ve maytap bulundurmak ve sahte evrak suçlarından 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca para cezası aldılar. Sanıklardan 5'inin cezası tecil edildi. Sadece Hasan Biber'in cezası tecil edilmedi ve para cezasına çevrildi. Hasan Biber 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının failiydi. Mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesi hakkında Yunanistan'da yakalanmıştı.